Kalemin yoluna düzülün ayuk aşına ölürüm. Asırlardır kıratıma suladım. Ermeninin akışına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey. Türkülerini Türkçen'de öğreniyorum. Kanalar ağlardır senin, bende kalan günahım var, sözlerim var, unutup gittin. Korkardım aşık adı geçince, yıllardım kaçardım. Aşıktan bir anda oldu olmaz dedim her şey. Bilseydim seni böyle sevmezdim. Portakal vereceğim. Ali babanın söyle. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau. Bu şimdi şurada bir hikaye falan. Bizim tek amacımız hem Türkçeyi hem de Türk kültürünü türkülerimizle öğretmek. Çünkü Şemsiye Aslıman'ın bir sözü var. Türkü anlamak için türkü dinlemek gerek diyor. Ve biz de türkü anlatabilmek için, Türklüğü anlatabilmek için, Türkçemizi anlatabilmek için türküyü temel araç olarak kullanma hedefindeyiz. Yaklaşık 3-4 ay önce başladığımız bir makale çalışmamız var. Dil öğretimindeki temel hatalardan birisi sadece dil bilgisi ağırlıklı bir öğretim. Tabii ki biz bunun sistemini değiştirerek ülkemizde, özellikle şehrimizde bir uygulama yaptık. Uluslararası bir dergi olan International Social Sciences Study Journal dediğimiz bir dergide bu makalemiz yayınlandı. Bundan sonra umarız özellikle üniversitemizden başlayan bu şey tüm Türkiye'de ve yurt dışındaki Yunus Emre Enstitüleri'nde de kullanılır. Ayran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak öğretim görevlilerimiz Muhammed Mansar Şahin ve Gübra Merve Taş hocalarımız türkülerin yabancı dil öğretiminde kullanımı ile ilgili bir çalışma yaptılar. Hemşerimiz Şemsiye Aslıman'ın bir sözünden yola çıktılar. Biz de Türkçeyi anlamak için türkü dinlemek gerekir sözünü kendimize dostur edindik. Türküler yoluyla Türkçe öğretimini sağlayabilir miyiz? Temel problemimiz buydu. Tömer bu pandemi sürecinde aylık üzerinden ders faaliyetlerini yürütüyor. Bu çalışmada, deneysel çalışmada AYDEP üzerinden yapıldı.